Nedir bu bizi bu noktaya getiren? Bundan sonrası için bizi neler bekliyor Sayın Saltık? Değerli Türkiye, yangın ve salgın ne yazık ki Türkiye'yi iki yandan kuşattı. Başka sorunlarımızın da yanı sıra bildiğiniz gibi. İki afet üst üste geldiğinde gerçekten alarm zilleri daha da yoğun çalıyor. Eğer grafikleri yansıtma olanağı varsa ekrana size sunduğum, geç yolladım beni bağışlayın lütfen. Var mı bu olanak değerli Türk? O olanak olmadı bugün hocam. Siz Peki, anlatın bugün ama benim buyurun. kabahatim. Ben geç yolladım sizin Estağfurullah. olduğunuz için de. Şöyle aktarmaya çalışayım değerli Ertürk. 1 Temmuz'da bu açılım saçılıma dördüncü kez başladığımızda 5.288 olgu vardı o gün. Ama dünkü rakam ulaştığımız, henüz bugünkülere erişemedim. 23.957, 5.288'den 24.000'e, 5 katından fazla. 35 günde, yani 5 hafta içinde geldiğimiz günlük olgu sayısı bu. Ölümler 42 idi o gün. Dünkü rakam 101. Bir önceki gün 126 gibi. Hem ölümlerde hem olgu sayılarında inanılmaz dramatik bir artış var. Eğer grafiği yansıtabilseydik Türkiye'de dördüncü dalganın ucunun, yani tepesinin nereye vardığını görecektik. Web siteme koydum. Değerli izleyenler oradan bakabilirler. Görülüyor ki değerli izleyenler, değerli Ertürk, dördüncü dalganın Türkiye'de bugün ulaştığı, dün ulaştığı yükselti üçüncü dalganın yarısını geçti. Üçüncü dalgayı yakalamak üzere. Üçüncü dalganın tepesinde 550 bine ulaşmıştı havuzdaki aktif hasta sayımız. Elimdeki son rakam dünkü verilerle, bugün daha da büyüyecek sanırım. 327.003 kişi var şu anda aktif hasta Türkiye'de. 327 bin. Yineliyorum. Bu rakam 1 Temmuz'da, yani bu son gevşemeye geçtiğimizde 80.662 idi. Yani üstüne 247 bin kişi daha eklendi bu 5 haftada. Kaç katı? 80 bin üzerine koyarsak 3 katı eklenmiş oluyor. Korkunç bir hızla hem yakalanan günlük olgu sayılarında hem de ölüm sayılarında bir tırmanış var. Umarız ve dileriz ki yaşadığımız bu dalga, yaşadığımız üçüncü dalgayı, daha önce yaşadığımız üçüncü dalgayı aşmasın. Bir umudumuz yapıla gelmekte olan aşılar değerli Ertürk, Türkiye'mizde. Dünkü verilerle, çünkü ölüm ve olgu sayılarını dünkü rakamlarla verdiğim için aşılanma oranlarını da dünküyle vereyim. 67'ye Türkiye'de birinci doz aşı ulaşmış görünüyor. Fakat bunun bir anlamı yok. Çünkü birinci doz tek doz aşı ancak %30'lar düzeyinde koruyabiliyor. İkinci doz aşıya baktığımızda 46'ya yakın bir oran görüyoruz. %46. Üçüncü doz aşının çok bir anlamı yok. 75 milyon 500 bini geçmiş. Fakat şu gerçeği unutmayalım. Türkiye'de eylemli olarak 90 milyonun üstünde nüfus var. 2020 sonu resmi nüfusu 83,6 milyon. 2021'in ortasındayız. Rahatlıkla 84'ü biz doğumlarla aşmış durumdayız. Ama bir 8-10 milyon dolayında Türkiye'de yurttaş olmayan insanlar var. Ve bu insanlar düzensiz bir yaşam içindeler. Kaydı kuydu yok. Nerede yaşıyorlar? Kişilik bilgileri, demografik bilgileri ciddi biçimde kayıt altında değil. Onlara ne ölçüde aşı hizmeti götürebildiğimizi bilmiyoruz. Bu nüfus 8-10 milyon. Türkiye nüfusunun neredeyse onda biri ve ciddi bir oran salgında. Bir bu ne kadar aşılandığını bilmiyoruz. İki, hala 16 yaşın altındaki çocuklara aşı yapamıyoruz. Bunlar yaklaşık 20 milyon. Dolayısıyla 90 milyon nüfusta bizim hedef kitlemiz 70 milyon. Ama Sağlık Bakanlığı 90 milyonu değil 61 milyon nüfusu hedef alarak bu aşıları veriyor. Dolayısıyla yanıltıcı. Bu aşılama oranları, örneğin %45 verilen ikinci dozdaki aşılama oranını en az 1 bölü 3 geriden okumak, %30 gibi okumak gerekiyor. Bir de aşı olmak bugün hemen elde edilebilecek en üst bağışıklığı elde etmek anlamına gelmiyor. En az 10-14 gün gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin sahip olduğu gerçek biyolojik bağışıklık 14 gün önceki aşılama rakamlarına göre konuşulmalıdır. Zaman dar nedeniyle daha fazlasını saymıyorum. Ancak şunu söyleyeyim ki hala Türkiye'de gerçek anlamda immünolojik bağışıklık, biyolojik bağışıklık 1 bölü 3'ü geçmiyor. Çünkü
bir yandan aşılama rakamları Sağlık Bakanlığı'nın panayır havasıyla şişirilirken balon gibi, bir yandan ise az önce verdiğim gibi olgu sayıları ve ölüm sayıları tırmanmaya devam ediyor. Bu çelişkiyi nasıl açıklayacağız? İşte tam da burada aşı karşıtları devreye giriyorlar ve diyorlar ki bakınız muazzam bir oranda tırnak içinde yüksek oranda aşılama yaptınız ama hastalık hala tırmanıyor. Korunamıyorsunuz filan gibi laflar ediyorlar ve aşı karşıtlığı yapıyorlar. Hayır öyle değil. CDC'nin daha yeni bir yayını çıktı. Onu okuduk. Orada da gerek CDC uzmanları gerek Dr. Fauci çok yetkin bir uzman uyarılarda bulunuyor. Mutlaka ve gecikmeden aşı olun deniyor. Şunu vurguluyorlar özellikle. İki doz aşı olmayanların olanlara göre iki kat daha çok bulaşı alma riski var. Yani biz %100 koruyor demiyoruz aşılar. Hele hele Delta varyantı başa bela oldu bildiğiniz gibi. Daha önce COVID-19 geçirdiyseniz bile lütfen yine de aşı olun diyoruz yurttaşlarımıza. Çünkü daha önce geçirdiğiniz COVID o sıradaki SARS-CoV-2 virüsü, COVID-19 etkeni virüs iledir. Şimdi ise yeni varyantlar nedeniyle o varyantlara geçirdiğiniz hastalık nedeniyle doğal olarak bağışık değilsiniz. Eğer aşı olursanız mRNA aşıları başta olmak üzere önemli ölçüde diyeyim %100 asla değil ama %80'lerin üstünde bir düzeyde mRNA aşılarıyla Delta varyantına karşı da korunursunuz. Bunu mutlaka sürdürmek gerekiyor. Salgın bitmedi. Türkiye'mizin, Türkiye insanının bunları unutmaması gerekiyor. Mutlaka kişisel korunma önlemlerini sürdürmemiz gerekiyor. Mutlaka kalabalık kapalı alanlardan kaçınmamız gerekiyor. Bir yandan da bilindiği gibi Antalya ve Muğla gibi milyonlarca yerli yabancı turisti ağırlayan iki önemli kentimizde salgın çalışmaları çok büyük sekteye uğradı. Yalnız oralarda değil, başka yerlerde de büyük ölçüde sekteye uğradı. O bakımdan el birliğiyle, ulusal dayanışma ile biz bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Turizmde de büyük yitiklere uğradık. Rezervasyonlar iptal edildi, oteller boşaltıldı gibi. O bakımdan verileri ortaya koyarak aşı düşmanlığı yapmaksızın, örneğin Çin'in yaptığı bir manevrayı size söyleyeyim. Delta varyantı Çin'de Mayıs ayında saptandı. Yani biz Temmuz'un, Ağustos'un başındayız. 3 ay önce neredeyse saptandı. 3 ilde saptadılar ve derhal bu 3 ili karantinaya aldılar değerli Ertuğrul. 3 il, mahalle değil, 3 ili karantina altına aldılar. Kitlesel test uygulaması yaptılar. Yalnız sağlık kuruluşlarına başvuranlara değil, o 3 ilin tümüne neredeyse. Ve bu 3 kentten çıkışı PCR testi negatif olmadıkça engellediler. Dolayısıyla Delta varyantının Çin'de yayılmasını böylesine etkin epidemiolojik yöntemler kullanarak durdurmuş oldular. Ama Türkiye bunların hiçbirini yapmıyor. Ne kentler arası geçişlerde sınırlama var ne de hangi varyanttan ülkemizde dolaştığına ilişkin güvenilir epidemiolojik veri var. Bunlar bizi karanlıkta bırakıyor ve savaşımızı çok güçlendiriyor. Son bir konu da değerli Ertürk, zorunlu aşılama konusu. Bütün dünyada tartışılmaya yoğun olarak başlandı bildiğiniz gibi ve kimi somut uygulamalar var. Örneğin İtalya'da, Fransa'da, Yunanistan'da ev bakım hizmeti verenler, yaşlı huzur evlerinde yaşlılara bakım hizmeti verenler ve sağlık çalışanları aşı almaya zorunlu, aşılanmaya zorunlu tutuldular. Buradaki temel etik ilke şu: bir sağlık çalışanı, bir huzur evi hizmet vereni, bir evde bakım hizmeti veren insan, hizmet verdiği insana bir sağlık, huzur, güvence vermek durumunda. Benden sana zarar gelmez, ben sana yardım edeceğim, yaşam kaliteni artıracağım, sağlık bakımı vereceğim gibi. Dolayısıyla bu temel etik sorumluluk, Latince primum non nocere dediğimiz insanlara zararlı olmayın, İlk yapacağınız şey insanlara zarar vermemek diye evrensel etik ilke ta Aristo'dan bu yana, Hipokrat'tan bu yana 2500 yıldır temel ilke bu. Dolayısıyla sağlık çalışanlarından ve sağlıkla bağlantılı işlerde çalışanlardan başlayarak aşı yükümlülüğü getirildi. Bu yavaş yavaş genel topluma da yayılabilir ve Türkiye'de geç kalmadan Sağlık Bakanı yumuşak yumuşak tümceler kuruyor. Keyfi bir biçimde aşılamayı reddeden, toplumsal dayanışmanın dışında kalan ve bunu temel insan hak ve özgürlüğü sanan, büyük yanılgı içine düşen insanlarımızın belli yaptırımlarla, negatif yaptırımlarla
karşılaşması uygun olur. Spor salonlarına girerken, tiyatroya, sinemaya girerken gibi başkalarının yaşamlarını tehlikeye atma hakkı yok diye düşünüyorum değerli Ertuğ. Başka sorunuz var mı bilemedim. Ben zamanı iyi kullanmak için böyle toparlayayım. Hocam çok kısa iki sorum var. Eğer yine kısaca yanıtlarsanız çok sevinirim. Çünkü tabii, zamanımız da sınırlı. Tabii. Şimdi birincisi koronavirüs geçirenlere kritik aşı uyarısı diyor. Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri CDC demin siz de söylediniz. Covid-19 atlatan kişilerin aşı olmasının önemli olduğu söyleniyor. İki doz aşı olmayanların olanlara göre iki kat daha fazla enfekte olma riski var diyor. Ve yine Covid-19 geçirdiyseniz lütfen yine de aşı olun diyorlar. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Demin siz onu da sordunuz, zorunlu aşı. Eğer biz bu ülkede mesela bakın burada bilim kurulu üyesi 6 yıl öncesinde aşı yaşını risk grubundakiler için 12 ve 15 yaşa kadar indirme konusunda karar alınacağını söylemişler. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Aşı yaptırmayan insanlar hem enfekte olmaya açık hem de varyantları geliştirme konusunda da kendilerini konak ya da müsait hücre olarak mı sunuyorlar? Nasıl çözülecek bu iş? Zorunlu aşı olmadan nasıl siz 12 ya da 15 yaşa kadar bu aşıyı indirebileceksiniz? Anayasa Mahkemesi'nin 2015'te verdiği iki karar var değerli Ertuğ. Bireysel başvuru üzerine çocukluk çağı aşılarıyla ilgili onlar yaptırmak istemiyoruz demişlerdi iki bireysel başvuruda. Anayasa Mahkemesi onlara evet yaptırmayabilirsiniz dedi. Ancak gerekçe önemli. Gerekçesi şuydu. Yasalarımızda aşıları zorunlu kılan bir pozitif norm, mevzuat hükmü yok dedi. Çiçek aşısı dışında Anayasa Mahkemesi. Fakat şimdi durum farklı. Sağlık hukuku açısından. Bildiğiniz gibi benim çok emek verdiğim alanlardan biri de sağlık hukuku. 1593 sayılı Umumi Sağlık Yasası'nın 72. maddesi salgın durumlarında Bakanlar Kurulu'na, o zamanki düzenlemeyle şimdi Cumhurbaşkanı'na yetki veriyor. Dolayısıyla şimdi bir açık salgın yaşıyoruz. Covid-19 salgını yaşıyoruz. Üstelik pandemi bu. Yani kıtalar arası salgın. Türkiye ile de sınırlı değil. Erdoğan rahatlıkla bir cumhurbaşkanı kararıyla Covid-19 aşılarını zorunlu kılabilir. Yasal olarak buna yetkilidir. Dolayısıyla bu pek istenmiyor ama bak bunun da bir sınırı var, bir dayanma sınırı var. Sizin de belirttiğiniz gibi aşı olmayan insanlar yalnız kendi yaşamlarını değil başkalarının yaşamlarını da tehdit ediyorlar. Ayrıca bulaşığı aldıklarında mutasyon dediğimiz olay bir kişiden bir kişiye bulaşırken gerçekleşiyor değerli Ertuğ. Mutasyonun devam etmesine, yeni varyantların gelişmesine de zemin hazırlamış oluyorlar. Bu insanlığa karşı bir suç. En açık deyimiyle temel insan hak ve özgürlüklerinin de bir sınırı var. O sınır az önce söylediğim gibi başkalarına zarar vermeme. Başkalarına zarar vermeme koşuluyla dilediğinizi yapın diyelim ilkesel olarak, pragmatik olarak. Fakat burada toplumsal dayanışmaya ters düşen